Değerli basketbol severler, CBR Ankara Kurumlararası Basketbol Ligi 2022-2023 7. sezon 8. hafta karşılaşmalarına hoş geldiniz. Bugün itibariyle artık CBR Ankara'da normal sezon karşılaşmaları oynanmaya başladı. Şimdi karşılaşmanın takım kadrolarını anons ediyorum. Öncelikle Etimaden 3 numara Cihan Onur Akbaba, 4 numara Gökhan Zekeriya Aslan, 6 numara Yaşar Karadeniz, 10 numara Can Bayraktar, 13 numara Alican Köse, 14 numara Basri İnal, 23 numara Süleyman Ekşi, 26 numara Burak Bucak, 31 numara Ali Vural Yılmazlar, 33 numara Mahmut Naci Gümüştaş ve 58 numara Levent Kaya. Antrenör Mehmet Kaşif Battal. İlbank 1 numara Altuğ Taşdemir, 4 numara Deniz Özalp, 5 numara Emre Demirbilek, 6 numara Egemen Uzun, 8 numara Enes Tunçbilek, 9 numara Yasin Bolat, 11 numara Emre Yılmaz, 15 numara Mete Şahin, 23 numara Yusuf Albayrak, 35 numara Sabri İnce, 41 numara Ongun Uzungüngör ve 48 numara Dinç Özmen. Antrenör Çağlar Torun. Karşılaşmanın hakemleri Artun Bayraktar ve Kemal Köksal. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Değerli basketbol severler, günün dördüncü karşılaşması başlamak üzere. Bugünün dördüncü maçında H grubunda İtimaden ve İlbank takımları karşı karşıya geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hava atışıyla karşılaşma başladı. İlk hücum şansı İlbank'ın. Üç sayılık atış denemesi. Deniz'den isabetli değil ama rebound'u aldı tekrar İlbank. Zor pozisyonda atış geldi, isabetli değil. Üç sayılık atış denemesi. Kaptan Yusuf Albayrak bu hücumdan yararlanamadı. İlbank şimdi Etimaden hücumu. Bu grupta oynanan bir maç vardı. Yine bu grubun iki takımı arasında Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı. Sayı geldi bu arada. Cihan Onur Akbaba'dan geliyor. Karşılaşmanın ilk sayısı. Etimaden 2, İlbank 0 şu an için skor. O karşılaşmayı Ulaşma ve Altyapı Bakanlığı Vakıfbank karşısında 64-47 üstün olarak tamamladı. İlbank'ın sayısı da hemen geliyor. Altuğ'la sayıyı buldu İlbank. Şimdi skor 2-2. Seri B'nin ikinci grubunda mücadele ediyor takımlar. 5 takım var bu grupta yer alan. Grubun diğer takımını da size hemen aktarayım. Süre doldu bu arada. Yiğit Akü. Grubun diğer takımı da Yiğit Akü.
İtakü'nün bu hafta maçı yok. Sayı geldi Yusuf'tan. Kaptan Yusuf'la sayı alıyor İlbank. Bu grupta aramıza katılan, yeni katılan iki takım var. İller Bankası İlbank ve Yiğit Akü. Geçen sezondan Vakıfbank, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Etim Aden'i biliyoruz. Evet, seviye tespit grupları sonrası takımlar kendi aralarında yine dört farklı gruba ayrıldı. Artık daha denk takımlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Daha çekişmeli, daha zevkli karşılaşmalar izliyoruz. Seri A'da 10 takım ve Seri B'de 10 takım şeklinde normal sezon karşılaşmaları bugün başladı. Atış geldi isabetli. Ongun'la sayıyı vuruyor İlbank. Skoru 6-2'ye getiriyor. Seri A'nın ilk 5 grubunda yer alan takımlar Aselsan, Avelsan, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Roketsan ve TUSAŞ. Seri A'nın ikinci grubu F grubunda yer alan takımlar STM, Savunma Teknoloji Mühendislik, Türk Traktör, Türk Telekom, OTÜ Teknokent ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı. Seri B'nin ilk 5'inde yer alan takımlar Türkiye Petrolleri, Meteksan Savunma, MAN, Enerjisa ve Makine Kimya Endüstrisi ve EKE. H grubu, bu grubun az önce sizlere aktarmıştım takımlarını bir kez daha hatırlatayım. Vakıfbank, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İller Bankası, Yiğit Akü ve Etim Aden. Normal sezonun ilk maçları bugün oynanmaya başladı. Günün ilk karşılaşmasında OTÜ Teknokent Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı 55-48, ikinci maçında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Vakıfbank'ı 64-47, üçüncü karşılaşmada MAN Meteksan Savunma'yı 85-55'lik skorlarla mağlup ederek ilk karşılaşmalarını kazanmış oldular. Günün dördüncü maçı Etimaden ve İlbank arasında oynanıyor. Bakalım bu karşılaşmanın sonucu nasıl olacak. Bu maçtan hemen sonra Seri A'da bir mücadele var. Seri A'nın ilk grubundan iki takım, TUSAŞ ve Gazi Üniversitesi Hastanesi takımları E grubunda karşı karşıya gelecekler. Günün son maçı MK ve Enerjisa takımları arasında oynanacak ve bugünü, 8. haftayı bu şekilde kapatmış olacağız. Skor şimdi 6-3. İller Bankası 3 sayı farklı önde. 6-21 kalan süre ilk çeyrek için. Ayak teması var diyor hakem. Yusuf, 3 sayılık atış denemesi Yusuf'tan isabetli değil. Rebound'u Yaşar aldı. Etim Aden takımında. Orta mesafeden atış. Cihan'dan isabetli değil. Yine süreyi iyi kullanamıyor Etim Aden. Ongun. Yusuf. Yusuf'a yapılan hareket faul. Pot altından oyuna başlayacak bir an için atış esnasında mı diye baktık ama Deniz aldı topu. Ongun zorladı ve sayıyı kazandırdı takımına. Ongun uzun gün gör. Şimdi 8-3, 5 sayı farklı İller Bankası önde.
hızlı çıkmak istedi. İllerden arkası topu kapmıştı ama kötü bir pas oldu. Yaşar kendisi gitti. Çok iyi bir blok geldi orada. Altun güzel bir bloğunu izledik. Sayı geliyor ve skor şimdi 8-5 oluyor. 4-37. İlk çeyrek için kalan süre Deniz pasını aktardı. Yusuf dönerek atış kaptandan sayı ve mola geliyor. İtimaden molası. Moladan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi İtimaden hücumuyla karşılaşma devam ediyor. Atış isabetli değil. İller Bankası hücumu Yusuf. Onguna. Ongun'un atışı isabetli değil. Altuğ aldı reboundu. Altuğ'un atışı isabetli değil. Süleyman atışından yararlanamadı. Deniz. Ongun'un atışı isabetli değil. İyi sıyrıldı. Süleyman bu atıştan da yararlanamadı. 2-23 numara mücadelesinde Süleyman'ın Yusuf'a faul yaptığını belirtiyor hakem. Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri olacak. Basri oyunda. İtimaden takımında Yusuf bir an için tereddüt etti, atmadı. Ongun'a verdi topu. Ongun atışında isabet yok ama atış esnasında ona yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor hakem. Şimdi Ongun'la iki serbest atış kullanacak. Ongun'un ilk atışı sayı. Rebound aldı. Bir faul daha. İlbank Mete ile rebound aldı orada. Sonrasında Ongun yükselirken ona yapılan hareketin bir kez daha faul olduğunu belirtiyor hakem. İki serbest atış daha kullanacak Ongun'la.
İlbank. Ongun'un ilk atışı sayı. Dörtledi bu arada itimaden. Faulleri. İller Bankası'nın bir faali var bu çeyrekte. 2'de 2 yaptı Ongun. Ve skoru şimdi 14-5'e getirdi İller Bankası. Etimaden 7 oldu. Basri. Orta mesafeden atış Basri'den isabetli değil. Yusuf aldı reboundu. Dinç ile oynadı Yusuf. 3 sayılık atış denemesi kısa kaldı. Emre'nin atışı kısa kaldı. 13-7. Şimdi İtimaden hücumu. Yaşar basını aktardı. Süleyman. Süleyman'ın sayısıyla şimdi fark 3'e iniyor. Düzeltelim. 4. 13-9. Faul geldi. Henüz faul haklarını doldurmadı. İller Bankası. Yaşar. Mahmut'la oynadı. Emre. Köşede ama ayağı çizgide. Oynayana top. İtimadine geçiyor. Yasin. Ayağı çizgideydi. Basri. Can kaptırmadı topu. Basri'den dışarı çıkıyor top. 45 saniye 8 salise var. İlk çeyreğin tamamlanmasına. İlk sayılık basket. Yasin Bolat'la 16-9'a getirdi skoru şimdi İlbank. Yaşar kendisi gitti potaya, olmadı. Dönen topu Süleyman tamamlamak istedi. Tekrar Yaşar aldı. İyi değil mi? Mahmut. Çeyrek tamamlanıyor. İlk çeyrek skoru İtimaden 9, İller Bankası 16. İkinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız.
İkinci çeyrek başlamak üzere. Etimaden hücumuyla başlayacak Ali Vural Yılmazlar. Takım kaptanı Etimaden'in. Yaşar'la oynadı. Yaşar'dan üstelik atış denemesi isabetli değil. Mete aldı rebound'u. Yasin. Üstelik atış deniyor. İlvank olmadı. Emre'nin faulü. Ali Vural Yılmazlar. Atış geldi. İsabetli. Kaptanın sayısı 3 sayılık basket. Farkı 4'e indiriyor. Etimaden. Mete'nin atışı isabetli değil ama topu yine alıyor. İlbank Yasin'le. Dinç kendisi girdi. Atışı isabetli değil. Etimaden'e geçiyor. Top. Alıyor topu İlbank ama hızlı bir hücuma çıkmak istedi. Mete'nin pasında pas yerini bulmadı. Şimdi Etimaden hücumu. Etimaden Cihan'la rakip yarı alana geçti. Cihan'ın Urak Baba hatalı yürüme yapıyor. Top yeniden İller Bankası'na geçiyor. Üstelik atış denemesi isabetli. Yasin de sayıyı buldu. İller Bankası farkı 7 sayıya yükseltti. 19-12. Süleyman'la sayıyı buluyor. Etimaden 19-14. Dinç pasını aktaramadı. Dinç kenara geldi. Deniz oyunda İlbank'ta.
Ali Vural'ın pasını alamadı Süleyman. Yasin'in top Etimaden'de. 14 saniye süresi başladı pot altından. Zorluyor Etimaden sayı için. Bir kez daha aldılar topu. Süleyman'ın atışı isabetli. Süleyman da arka arkaya basketler buluyor. 19-16'ya getiriyor skoru şimdi. Farkı 3'e indiriyor Etimaden. Yasin Deniz'le oynadı. Deniz. Ona yapılan hareket faul. Oyuncu değişikliği her iki takımda da. Mesafeden atış. Mete'den isabetli değil. İki oyuncu çarpıştı. Yasin ve Etimaden'den Onur. Herhangi bir şey yok ikisinde de. Bakıyorum. Topsuz alanda bir faul mü? İller Bankası 4-7 bu arada. Faullerini. Şimdi Emre ile serbest atış kullanacak. Emre ilk atışı sayı. Bu da sayı. Mola geldi. Moladan sonra tekrar birlikte olacağız. Ardından İlbank
rakip yarı alandan kenardan oyuna başladı Ongun. Ongun'a yapılan hareket faul. Basket geçerli bu arada. Basket faul. Her iki takım da dörder fauldeler. 23-16 şimdi skor. Atıştan yararlanamadı Ongun. Hızlı çıkmak istiyor. Levent ile Etimaden ama çıkamadılar. Deniz basına aktardı. Üç sayılık atış denemesi isabetli değil. Ot altında Mete aldı. Evet, Mete ona yapılan hareket faul. Yüzüne geldi eli rakibinin. Ali Vural faul yaptı Mete'ye. Sanıyorum ikinci atış tekrar edilecek. Evet. Kaçırmıyor Mete. 2'de 2 yaptı. İller Bankası şimdi. Tam sağ pres. İkili sıkıştırma. Süleyman köşeye doğru çıkardı. Ali Vural. Atışı isabetli değil. Top Mete'de kaldı. Emre ile çıktı şimdi. İlbank, Ongun, Mete'ye. Mete dönerek atış isabetli. Şimdi 3'e 2 geldi. İhtimalen Mete'nin hareketi faul. Yani için faul dedik ama faul yok. Top İller Bankası'nda. Yani için Mete'nin hareketinin faul olduğunu düşündük ama herhangi bir faul olmadığı yönünde karar verdi hakemler. Mete. Mete'nin topuna müdahale Süleyman. Süleyman'a yapılan hareket faul. Evet, artık doldu her iki takımda faul hakları. O nedenle serbest atışlar kullanılacak. Sahanın neresinde faul yapıldığına bakılmaksızın yapılan her faul sonrası serbest atışlar kullanılacak. Şimdi Süleyman'la iki serbest atış kullanacak. Etimaden Süleyman'ın ilk atışı isabetli değil. Bu atıştan da yararlanamadı. Rebound'u alıyor İlbank. Ongun. Yusuf içeriye doğru pasını aktardı. Hatalı yürüme kararı.
basket geçerli değil. Olur. Kaptırılan top Yusuf'la çıkıyor şimdi. İlbank, Yusuf. Ona yapılan hareket faul. Yusuf'la iki serbest atış kullanacak şimdi İlbank. İlk atışı isabetli. İki de iki yapıyor. Üç oyuncu yerde şu an. Yaşar etimaden de yerde olan oyuncu. Yaşar'la iki serbest atış kullanacak etimaden. Kenara geldi. Can oyunda. 29-17. 12 sayıya kadar yükseltiyor farkı. İlbank, Ongun. Yusuf. Ona yapılan hareket faul. Sabitle. Bu da sayı 2'de 2 yapıyor. Serbest atışları gayet iyi Yusuf'un. Onur'la sayıyı buldu itimaden. Yusuf aldı tekrar. Ongun. Ongun da sayı buldu İlbank. Rakip yarı alandan kenardan oyuna başlıyor İlbank. Ongun'dan üstelik atış denemesi isabetli değil. Faul orada Yasin'e yapılan hareketin. Faul olduğunu belirtiyor hakem. İki serbest atış kullanacak. Madem Yasin'deyiz. Yasin ilk atışı isabetli. Faul.
2'de 2 yaptı. 21-33. Fark 12 sayı. Yapıyor Altuğ'a. İki serbest atış kullanacak Altuğ. İlk atışı isabetli. İhtimalden hücumu 1.57 ilk yarı için kalan süre. Faul haklarını erken doldurdular. Bu çeyrekte o nedenle sürekli failler olunca serbest atışlar için oyun duruyor. Yusuf yine ilk serbest atışını kaçırmıyor. Bu atıştan yararlanamadı. Faul. Eğer sayı olsaydı basket faul olacaktı. Şimdi Ongun'la iki serbest atış kullanacak. İller Bankası. Süleyman yerine Basri'ye bırakıyor. İlk atışı sayı Ongun'un. Geldi. İsabetli. Zor pozisyonda. (Gülüyor)
Son 13 saniye. İlk yarı tamamlanıyor. İlk yarı skoru Etim Aydın 23, İller Bankası 38. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
karşılaşmada ikinci yarı İller Bankası hücumuyla başlıyor ama hemen bir faul. İlk yarı skoru İtimaden 23, İller Bankası 38. 15 sayı farkla İller Bankası önde karşılaşmada. Ongun bu arada çifthanede 15. sayısını aldı az önce. Yaptırılan top. Sayı geliyor. Deniz'in sayısı, onun da ilk sayısı. Güzel bir üçlük izledik Yusuf'tan. Yusuf da çift taneye ulaşıyor. Bu üçlüğü sonrasında 12 sayısı var. Reboundlarda da Yaşar Etimaden de göze çarpıyor. 9 rebound almış şimdiye kadar Yaşar. O da rebound anlamında çift taneye oldukça yakın. Atış isabetli değil. Basri alamadı topu. İlbank rakip yer alanda pot altından oyuna başlıyor. Evet, orada Deniz'e yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor hakem. Uzak mesafeden atış geldi, isabetli değil. Yusuf aldı topu. Yusuf sayıyı kazandırdı takımına. Yusuf kaptan. 14. sayısı oluyor onun da. Ali Vural'ın atışı isabetli değil. Potaya değmeden dışarı çıkıyor top. İlbank hücumu Yusuf. Bomboş kaldı pot altında Deniz. Atışını yaptı, isabetli değil. Yusuf. Deniz. Bomboş kaldı, üçlüğü gönderdi ve sayıyı kazandırdı takımına Emre. Emre'nin de 8. sayısı oluyor bu. 25-50, yarı yarıya bir fark söz konusu.
sayı geliyor. ...50-27... Şimdi skor. Yaşar'ın da 7. sayısı oldu. Levent de sayıyı buluyor. Etimaden. Deniz'de serbest atışlar kullanacak. Bilbank, Deniz'in ilk atışı isabetli değil. Bu açıdan da yararlanamadı. Rebound'u Mahmut aldı. Mahmut tekrar top onda. Levent'ten atış isabetli. Levent'in 4. sayısı. 50-35 şimdi skor. Sabitli değil. Çok güzel bir atış geliyor. Bu sefer 2 sayılık. Yusuf'tan 16. sayısı. Üçüncü çeyreğin tamamlanması için kalan süre 3.29 şu an.
kısa mesafeden atış. İsabetli değil. Farkı yeniden açıyor İlbank. Şimdi ihtimalin hücumu. Son 54 saniye 3. çeyrek için. Dinç pasını aktardı. Orta mesafeden atış isabetli. 57-35. Son 18 saniye. On bir saniye var. Atış geldi. İsabetli değil. Onur'un atışı bir kez daha ihtimalden hücum olacak. Son 4-3. Bir saniye kadar atış geldi. İsabetli değil. Üçüncü çeyrek skoru. Etimaden 35. İller Bankası 57. Son çeyrekte birazdan tekrar birlikte olacağız. We'll be right back.
çeyrek başladı. Atış geldi, isabetli değil. Faul. Evet, sayı geçerli değil. O nedenle oyuna pot altından başlıyor. İrvank. Halen hücum olacak. Zor pozisyonda atış geldi, olmadı. Ongun alıyor reboundu. Orta mesafeden atış, orada Yasin'den isabeti değil. Bir kez daha İrvank hücumu. Ongun'la yine sayı buluyor. ...61-35'e getiriyor skoru. İrvank. E grubu mücadelesi, Seri B'nin ikinci grubunda yer alan iki takım mücadele ediyor. Atış isabetli değil. Onun tipli de hemen önündeki arkadaşına bıraktı topu. Ters turnike, güzel bir sayı Yasin'den. Üst sayı atış denemesi isabetli değil.
atış isabetli, düzgün bir atış. Farkı 23 sayıya kadar indiriyor. İhtimalen faul sonrası bir de hücum hakları olacak. İhtimalinin alıyor. Savunma reboundunu İlbank'ta. Orta mesafeden atış isabetli değil. Bomboş kaldı ileride. Çok iyi gördü ama bu atıştan yararlanamadı. Sayı geliyor. Ali Vural'la sayı alıyor. İhtimalen ...3-13 kalan süre karşılaşmanın tamamlanması için.
Şimdi İlvan hücumu. Atış isabetli değil ama rebound alıyor bir kez daha İlvan. Bu hücumdan yararlanamadı. Etimaden sayısı. Son 37 saniye. Atış geldi, isabetli değil. Son 16-15. Evet, orada bir sportmenlik dışı faul kararı. Karşılaşma tamamlanıyor. Karşılaşmanın skoru ihtimalen 47. İller Bankası 67. Birazdan günün 5. maçıyla tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.